E, Muğla'da Pınar Gültekin kardeşimizden 5 gündür ailesi haber alamayınca e, jandarma tarafından özel bir ekip oluşturularak e, detaylı inceleme, araştırma, takip neticesinde e, eski erkek arkadaşının e, bu cinayeti işlediğini ortaya çıkardılar e, soruşturma sonrasında. Şimdi e, bu soruşturmada e, itiraf edince yani işlemiş olduğu cinayeti ben itirafnamesini okudum. Nasıl yaptığını, ne yaptığını, ne ettiğini. Kanım dondu resmen. Yani bu nasıl bir insanlık, nasıl bir yani yaşam, yani bir canlının bir canlıya böyle bir şey yapabilir mi yani? Ailesi de zaten İstanbul'dan hemen Muğla'ya hareket ederek, şimdi onların halini de yani düşünüp, insan ne kadar acı içerisindedir yani, Allah onlara da sabır versin diyelim. Size buradan söylemek istediğim bir şey var. O DMA isimli kişinin, şu an ismini veremiyoruz, yasak. Yayın yasağı var. O yüzden şimdi bu caninin, öyle diyelim biz, bu barbarın, bu pisliğin, e, yakalandıktan sonra yani sorgudan sonra düşünün ki siz onun e, koluna girmişsiniz bir polis olarak onu e, savcılıktan e, onu emniyete emniyetten işte e, daha sonra hapse götürmek üzere e, onu e, yanında bir e, ya sağında ya solunda herhangi bir hani polis olduğunuzu düşünün kendinizi onun yerine koyun sizin koluna girdiğiniz bir kişi e, o kadar cani o kadar barbar ki yani kız arkadaşını bağ evine götürerek orada çıkan tartışma sonrasında onu döverek bayıltıyor. Daha sonra onu yakıyor bir varilin içerisinden. Yani dilim varmıyor tam böyle kelimeleri seçerken dikkatli konuşmak istiyorum. Yani onu parçalara ayırıp onu yakıyor. Daha sonra onun üzerine hani beton döküyor 20 kilometre uzakta bir yerde. Şimdi... Yani bunu yaparken psikolojisi, yaşantısı, yani nasıl bir insan türü, nasıl bir canlı, nasıl bir varlık insan aklı ermiyor. Veyahut da kendinizi o savcının yerine koyun. Karşınızda böyle bir cani, böyle bir cani siz ona soru soruyorsunuz. O size cevap veriyor nasıl yaptığını ve karşınızda nefes alıyor, size bakıyor. Bunu yapan da bir insan yani normal yani görünüş olarak insan dışı insan ama içinin insan olduğunu inanmıyorum. Yani savcının yerine koyun yani. Şimdi sizin de çocuğunuz var, aileniz var, kardeşiniz var, anneniz, babanız. Yani kimse ağaç kovuğundan çıkmadı tabii ki. Böyle bu soğukkanlılıkla bunu anlatışını dinlediğiniz zaman nasıl bir tepki verirsiniz? o polisin ve savcının yerinde olmak ister misiniz? Veyahut da olsanız ne yaparsınız? O savcının yerinde olsanız ya da o da ya da polisin yerinde nasıl bir davranış sergilersiniz? Çünkü adam öyle e, öyle bir canilik yapmış ki e, kan dondurucu şekilden yani bir kızla ayrıldıysan ayrıldın, anladın mı? Yani kardeşim de demiyorum ona. Al ayrıldıysan ayrıldın. E, daha sonra e, yani onu bu hale getirecek yani yani nasıl bir varlıksın, nasıl bir insan şeklindeki bir cisimsin yani şeytan mısın cin misin ne olduğun belli değil de yani nasıl bir varlıksın sen daha geçenlere kadar yani ondan birkaç hafta öncesine kadar demek ki toplum içerisinde gezip tozuyordun yani normal e, insanlarla hani temas halindeydin e, halkın arasındaydın bir gün yani bize de ona buna birisine temas eden birisiydin yani bugün yani bu caniliği bu barbarlığı yapıp da yarın eline güç kuvvet geçmiş olsa bir ülke lider ya da bir bir şey yönetsen bir askeriye de veyahut da bir yani bir, bir güce sahip olsan yani dünyaya demek ki sen kan kusturacaksın yani o kadar da böyle canilik barbarlık e, insanoğlu yani demiş ya toprak hani Allah'ım alma benden toprak insanoğlu zalimdir seni unutur kan döker diye Demek ki Toprak bunu biliyordu da hani böyle bir şey söyledi. Yoksa ama yani ama şurada o Pınar Gültekin kardeşimizin bir şeyi var. Mesela ayrılmış ayrıldıktan sonra bunu yani Pınar Gül, Gültekin kardeşiminin üzerinden diğer başka kızlara da bir hani öneri ve akıl gibi olsun. Bakın bunu unutmayın izleyen bayan kardeşlerimiz bakın. Şimdi bir erkekle ayrılıyorsunuz ayrıldınız onu reddettiniz ayrılacaksınız. Size ne kadar da sempati yapsa, davransa, güzel huylu olsa siz ayrılmayı kafaya koymuşsunuz zaten. Ona anlatarak onu ikna edecek bir durumunuz yok yani. O herhangi bir kişiyi bakın. O DMA değil de başka bir kişi diyelim. Ayrıldınız, ayrılacaksınız. Kafanıza da koydunuz. İkna olacak gibi de değilsiniz. Vazgeçmeyeceksiniz. Yani geri dönüş yapmayacaksınız. O zaman o karşınızdaki kişinin sempatizanı, davranışı veyahut hatta da size karşı iyi huyları sizi kahveye götüreyim, şuraya götüreyim, buraya götüreyim diye hani e, şimdi ayrıldıktan sonra bakın arabasına binmiş bağ evine gitmiş. Beraber gitmişler. Orada tartışma olmuş. O tartışmadan sonra döverek bayıltıyor. Ama e, o kız mesela şimdi vadesi yetti. Kaderdir, şudur budur o ayrı bir şey ama o DMA'ya inanmasaydı veyahut da ona onu reddettikten sonra ayrıldıktan sonra arabasına binmeyi hani reddettiyse daha sonra o DMA onu tahrik ederse, taciz ederse hemen karakola bildirip rahatsızlık duyduğunu veyahut da kendisini tehdit aldığını buna benzer şeylerde bulunmuş olsaydı belki böyle bu bu duruma gelmeyecekti yani belki bu ölümle sonuçlanmayacaktı belki önlemler alınacaktı şimdi onun arabasına binip bağ evine gitmesi bağ evinde kimsenin olması başa baş tek tek başlarına kalması bir bayan erkeğe karşı hani zayıf olur güçsüz olur oradaki çıkan tartışma sonunda hani karşı koyamadı karşı koyamayınca o, o demek ki o erkek olan o cani onun e, gerçek niyetini anladıktan sonra artık ne düşündüyse bana yar olmuyor başkasına da olmasın mı dedi. Artık ne düşündü bilmiyoruz. Oradaki onun rezil pis düşüncesine hani bürünmek istemiyorum. ondan sonra bu kızı bu hale getirdi. Ama şehir içinde olsaydı, Muğla'da veyahut da okulda, üniversitede veyahut da kendi kalmış olduğu yurttur, evdir, hoteldir. Yani oralarda olmuş olsaydı bu aşamaya gelmeyebilirdi ki onun ona yani demek istediğim onun hata yaptığını hani ona söylemek açısından değil Buna benzer olaylarla karşılaşan genç kız kardeşlerimiz olursa bakın ayrılmayı göze almışsınız artık geri dönüşü de yok. E, karşınızdaki kişinin size yaklaşmasını ve sizinle e, böyle bir e, canilik yapabilecek bir ortam, bir mekan e, veyahut da arabasına binmek, evine gitmek buna benzer böyle e, basit hatalar yapmayın lütfen. Bittiyse bitti. Ailenizden yardım isteyin. Karakoldan yardım isteyin. Artık e, arkadaşlığınız bitmişse, artık kesin geri dönüşü yoksa o zaman onun arabasını evine bir yere gitmeyin arkadaşım, gitmeyin. Çünkü o işte demek ki içinde şimdiye kadar saklamış olduğu canavar hislerini, duygularını bak ortaya çıkardı. Şimdi bütün Türkiye'yi 80 milyonu huzursuz etti ya. Herkes uzun. Şimdi ailesi, annesi, babası ne kadar üzüntü içerisinde yani o 27 yaşına kadar sen onu getir, büyüt, okula gönder, üniversiteye tam bir şeyler olacakken yani tam bir meslek dalı mesleğini alacakken ekmeğini eline daha sonra bir tane ne ödüğü belirsiz kimin kasından düştüğü cani canavar aile terbiyesi almamış pisliğin bir tanesi bir saat içerisinde senin o melek gibi kızını çocuğunu senin elinden koparsın alsın bir saat içerisinde ya reva mı bu şimdi reva mı? Bu yüzden arkadaşlar bundan sonra buna benzer orayla yaşanması için e, dikkat edin bayan kardeşlerim size söylüyorum dikkat edin bitirdiyseniz size fayda sağlayacak sizi koruyacak kişiler kimse o kişilerle beraber görüşün görüşeceksiniz artık ya da hiç görüşmeyin kesin ve yardım isteyin başka taraftan jandarmaya gidin karakola gidin Veyahut da e, babana annene abine onu kendinden uzaklaştırmak için bugün arkadaşlığını bitirdikten sonra sana telefon bile açamıyor yani. Sen onu e, karakola savcılığa bildirdiğin andan itibaren o kişi ceza alıyor. Senin mahallene girme yasağı var. Seni rahatsız edemiyor, mesaj atamıyor. O kişi tutuklanır. Yani böyle haklarınız var. Kadınların e, kadınların bazı bak program siteler var. İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı bu siteleri oluşturdu. Kadınlara şiddet uygulayan erkekler için programı indiriyorsun. Anında oradan bir tuşla size yardım geliyor. Yerinizi, yurdunuzu oradan hani paylaşım yapıyor. O bulunduğun alanı paylaşım yapıyor. Bu yüzden böyle e, menul hadiseler yaşanmaması için artık önleminizi alın lütfen. Bak 27 yaşındaymış. Üniversitede okuyormuş. Zekalı, bilgili hani çocuk değil, cahil değil, 15 yaşında değil. Şimdi kaderin e, önüne kimse geçemez. Kaderdir, kısmettir, Hani vadesi buraya kadar olmuş belki ama böyle böyle yani böyle kötüce, böyle zalimce ölmeyi de yani hak etmemiştir. Trafik kazası olabilirdi. Veyahut da hani e, bir başka bir şekilde hani can verebilirdi. Ama e, işte böyle canavarın caninin elinden hayatını e, kaybetmek çok kötü bir duygudur, histir. Ailesi açısından yani şu an çok perişandır yani ne ümitlerle sen İstanbul'dan kalk Antalya'ya, e, Muğla'ya öğrenci olarak gönder. Ve e, çocuğun sana teslim edilen cesedi yakılmış, beton dökülmüş, DNA testleriyle zor teşhis ediliyor. Yani onun yerinde Türkiye'de yaşın hiçbir insan onun yerinde olmak istemez. Buradan ailesine binlerce sabır ihsan ediyorum. Başlı sağ olsun hepsinin. İnşallah buna benzer hadiseler bir daha yaşanmaz. Artık önleminizi alırsınız. E, gerekli olan yerlere başvurma e, zaman geçmeden başvurunuzu gerçekleştirirsiniz. Tedbir alır, önlem alırsınız. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.